Selamun aleyküm. Nasılsınız canlarım, tanelerim, kurban olduklarım benim. Sizleri çok seviyorum. Evet biliyorum, kocaman bir aile olduk. Yalandan değil, gerçekten de kocaman bir aile olduk. Gerçekten, samimi, eğlenceli bir aile olduk. Siz beni, ben de sizleri çok seviyorum. Uzun zamandır düşündüğüm bir şeyi sizlere söylemek istiyorum. Ama nasıl söyleyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Abime fena bir şaka yapacağım. Gerçekten de abime fena bir şaka yapacağım. Hemen anlatıyorum, iyi dinleyin. 3-4 gün önce aklıma YouTube'u bırakıyorum adında bir şaka videosu geldi. Ve bu şaka yapacağım kişileri belirledim. Ama şakanın inandırıcı ve kusursuz olması gerekiyordu ki gerçekçi olsun. Ve plan yaptım. Günler öncesinden psikolojim bozuldu, bunalıma girdim tarzında yakın çevreme öyle gösterdim kendimi. Ve suç ortaklarımı belirledim. Annem, grafiker Muhammed, kameraman Emirhan ve lise zamanından beri arkadaşım Ömer. Ömer ise videoda göreceksiniz Dubai'li iş insanı konumunda. Ama halbuki liseden arkadaş. Plan şuydu. Onlara ani bir kararla Dubai'ye gideceğimi ve 3-5 ay dönmeyeceğimi söyleyecektim ama nasıl? Hemen grafikerime yazdım ve bana fake bir bilet ve haberler ayarlamasını istedim. Annemden öylesine bavulumu hazırlamasını istedim. Anneme önceden haber verdim çünkü kıyamadım üzülmesini istemedim. Sabah erkenden kalkıp havalimanına uğradım ve orada sahte biletlerin fotoğrafını çektim ve bunu Instagram story'ime attım. Ve sonra story'imi görmeleri için bir süre bekledim. Daha inandırıcı olması için sokakta gördüğüm lüks bir araçla fotoğraf çektim ve Ömer'imin hediyesi yazarak paylaştım ki daha inandırıcı olmasını istedim. Ve gerçekten işe yaradı. Sonra tepkiler gelmeye başladı. Nasıl plan? Video anlaşıldığına göre sizleri şakayla baş başa bırakıyorum. YouTube'un en efsane şaka videosunu izlemeye hazır olun. Şaka yapıyorsan değil ki şaka. Yo, cidden şaka. Bak. Sen bu tarz videolar çeken çocuk değilsin. Yani bu tarz videolara bulaşmaz. Falan neye karışıyor biliyor musun? Sağa sola aradım ben. Hı. Ali'ye soruyorum. Ali bana diyor, abi diyor, Musa'ya bir teklif gelmiş diyor. 100 bin dolar mı? Ne kazanacakmış? Aslında Musa Beylerin sonu. Madem yarı yolda bırakacaksın, gelmeyecektin abi. Çıkmayacaktın bu yola benimle. Abi ben geldim eve. Yani evin, evet. Şu caminin oradayım. Bir gelsene sen. Ya anneme hemen görünmeyeyim diye dedim. Oğlum anneme gözüküyor. Gözükeceğim de bir gel. Normal bir özel, hani evde öyle konuşmayalım hemen. Oğlum vallahi geliyorum. Bek seni aldım. Tamam. Niye de gelmiyorsun sen? Geleceğim. Bir, normal biz kendi şey özelimizde konuşacak, anladın mı? Hadi bay bay. Abi sana bu videoda acımayacağım. Bu arada bu videoya hala like atmayacaksanız var ya, 50 bin like gelsin. Cam açın biraz. Milli muşta mı almış lan? Aleykümselam, hoş geldin abi. Kamerayı niye kurmuşsun öyle? Ömer. Ömer, merhaba. Bir şey diyeceğim. Bu Musa Bedir için abi son. Heh. İnsanlara nasıl anlatacağım ki ben bunu? Ya bu kadar ben hızlı bir... Ben anlatırdım. Benim Musa anlatayım. Kapısına göre işler durup gitmişlerdi. Tamam da nasıl anlatacağım ki insanlara? Buna mı açıyordu ya? Bir dakika dur. Askere mi gidiyor diyeceğim. Askere mi gidiyorsun? Hayır, gitmiyorum. Tamam da nasıl açıklayacağım? O yüzden. Sen o yüzden aldım şeyden, neydi Emirhan'ın? Kanka bir 5 dakika konuşacak mı abi mesela? Şaka mı yapıyorsun? Yok, cidden şaka değil abi. Bunu ben niye kayda alıyorum? Boşuna mı alıyorum? Ömer'i adını sürekli konuşuyordum, duymuyordum. İşte havalimanındaki bazı işleri derken yani. Tanımıyordum. Duyuyordum sürekli ama Musa, sana bir şey diyeceğim. Şaka yapıyorsan de ki şaka. Yok, cidden şaka. Bak yani. Şaka yap. Şöyle, şaka da sanmıyorum. Çünkü sen bu tarz videolar çeken çocuk değilsin. Evet. Yani bu tarz videolara bulaşmaz. Abi aslında nasıl oldu biliyor musun olaylar? Ben dedim ya işte terapistime falan gittim işte. O da bunu önerdi. Ömer de sağ oğlum olsun. Bana bak bir şey diyeceğim. Kafam niye karışıyor biliyor musun? Sağa sola aradım ben. Hı. Ali'ye soruyorum. Ali bana diyor, abi diyor, Musa'ya bir teklif gelmiş diyor. 100 bin dolar mı? Ne kazanacakmış? Ondan İşin aslı birazcık farklı. Ondan sonra diyorum ki Kerim'i arıyorum. Kerim bana diyor ki, abi diyor, işte Musa Emirhan'dan kamerayı almış. Evet. Ben diyorum, acaba kamera şakası mı? Yok. Bana gelen diyorum psikolojik tehlike var. Kafam allak bullak şu an. Ben anlamadım ne yaptığını Musa. M2B kanalı ne olacak? Anladın mı? Ben onların destek çıkmaya çalışacağım. Oğlum nasıl destek çıkıyorum? Birlikte bu yola çıksan salak mısın? Birlikte bu yola çıktın Musa. Olaylar nasıl geçti sana anlatayım baştan. Şimdi Ömer normalde Dubai'de iç mimar. O geldi. Dedi ki kanka dedi. Olmadı. Tamam ama şu an açma. Dedi ki kanka dedi, ben dedi iç mimarım dedi. Hı. Dedi ki hani yönetim konusunda iyi olduğumu biliyor. Şirkette yöneticilik kısmında bir şey bölüm ayarlayacaksın. Hani yöneticilik gibi düşün. Yani ortaklı bir iş. Kanka dedi iyi paralar kazanacağız. Sonra araba işte hediye etti. Bunu mu? Yok bu değil. Şöyle gördüm. Evet. O ne hediye etti? Ben şimdi dedim ki ben insanlara bunu bir anda nasıl anlatacağım? Ama bir teklif geliyorsa yani bunu söylemekte ne var ki? Niye gocunuyorsun ki? Ne var bunda? Kötü bir ben şey yapmıyorsun ki. Ben nasıl tepki vereceğinizi bilemedim. Belki gitme dersin. Evet öyle diyecektin sen. Salak mısın? Buradan bir tane ağzına vuracağım. Valizini toplayak git diyeyim. Musa saçma sapan eşya. Biletin nerede senin? Vallahi annemi nasıl bırakacağım hiç bilmiyorum. Abi beni bırakacağım bak. Bak ağlama oğlum. Musa ben ağlamana değmez. Hayır, yok. Zaten internette var o. De abi anneme nasıl açıklayacağım ki? Of.
Ya oğlum saçma sapan işler yapma ya. Oğlum nereye neyi alıyorsun sen, gerizekalı mısın? Annemden yani aylarca nasıl kalacağım? Aylarca mı? Oğlum sen gerizekalı mısın? Bana telefonda aylarcadan bahsetmedin. Dedin gidip geleceğim bir şey dedim. Ben dedim o zaman beni de götür. Ya Musa ben arabadan inmiyorum ha. Abi öyle inmiyorum oğlum. Arabanın Musa bak seninle bir hedefimiz vardı, belli bir yola çıktık. Bari bir karşı taraftaki insana saygısı olur ya. Der ki ben bu insanlarla yola çıkmışım. En azından böyle bir şeyler yapmadan önce, insanları böyle sinir hastası etmeden önce söyleyeyim. Söylersin dersin ya böyle böyle bir durum var. Annemle nasıl vedalaşacağım? Bir yere gitmiyorsun ki. Ben hiç böyle olacağını düşünmemiştim ki. Ben niye böyle bir karar aldım ki? Ya aslında Musa Beylerin son videosu. Ne diyeyim, hemen çıkmışsın. Anneme nasıl? Oğlum deminden beri sana dil döküyorum. İnsan şey der, abi der, şaka yapıyorum der, bir şey der. Oğlum... Ya manyak mısın? Ağlama oğlum ya. Musa birlikte bu yola çıktık. Sensin neyin kafana göre işler yapıyorsun? Oğlum hani bizim hedefimiz, hayallerimiz vardı? Madem yarı yolda bırakacaksın, gelmeyecektin abi. Çıkmayacaktın bu yola benimle. Ama abi niye böyle yapıyorsun ki? Senin insanları üzmeye hakkın yok. Ya niye oğlum, sen serseri misin? Niye kafana göre iş yapıyorsun ya? Oğlum hani hedefimiz vardı? Hani hayalimiz vardı? Biz bir şeyler yapacaktık, müzik çıkaracaktık, şarkı çıkaracaktık. Çok iyi videolar çekecektik. Biz hatta bazı yurt dışındaki kanallara bakıyoruz. Diyoruz ki ya bu adam çok kaliteli videolar çekiyor. Biz de bunun gibi videolar çekecek diye hayaller kuruyorduk. Salak saçma bir şey. Abi teklif geldi, iç mimar şöyle böyle. Oğlum madem böyle hayallerin var, niye böyle işlerle uğraştırıyorsun insanların? Yani sarılma. Sarılma oğlum bana ya. Sarılma sarılma oğlum, mal mısın sen? Sarılma direkt bir de sarılıyorum diyor ya. Bunları YouTube videosu falan koymuyorsun. Ama onu insanları nasıl anlatacaksın? Bu halini mi koyacaksın Musa? Mal mısın sen ya? Oğlum bu insanlık hali mi ya bu? Valla Kerim de bana dedi ki abisi burada dedi, nasıl şey yapacağız? Ben de o yüzden video kaydını aldım. Tamam sen diyelim ki havalimanına kadar gittin, tamam mı? Ben bu arabanın içinde oturdum. Seni havalimanına kadar sana eşlik ettim. Havalimanında ben kalkıp orada bir sürü polis var. Desem ki abi desem bu çocuk işte kaçakçı, insan kaçakçısı, terörist desem seni orada içeri alırlar. Biz o gece hapishanede geçeriz. Hiçbir yere de gidemezsin. Abi benim temiz olduğumu biliyorlar zaten. Ya temiz yani YouTuber olduğumu ve Musa ben senin zihninde bir şey yok ki benim. Ben senin tamam okey, ben senin oraya gitmemen için her şey yaparım bak. O havalimanında ben seninle geliyorum. Ya şimdiden bunu bak, şimdiden bunu bil. Ben o havalimanından içeri seni sokmam. Abi bir şey diyeceğim. Ama sakin dinle olur mu beni? Dinliyorum. Hani senin de gelmeni istiyorum. Musa ben bir yere gelmiyorum. Hayır. Gelmiyorum. Hani Dubai'ye ofisi temizlikçi olarak gelmeyi düşünüyor musun? Niye gülüyorsun ki? Komik bir şey yok. Niye gülüyorsun? Gel seni bir öpeyim. Gel. Şaka yapıyorum oğlum. Ya Musa. Şaka abi şaka. Aynen. Vallahi şaka. Yemin ediyorum aynen. Şaka. Ben havalimanında. Yemin ediyorum havalimanından şaka. Seni içeri sokmayacağım lafını bir kafanda böyle bir döndürdün. Abim kafasına koyduğu şey yapar. Havalimanında bizi gidip polislere şikayet eder. Bizi havalimanına içeri sokmazlar. Ben de gidemem diye kafanda kurdun. Şu an bu yalanı uyduruyorsun. MTV Family'de Musa Beyler kanalını izleyenler en başından beri biliyorlar. Video yayınlandığında izleyeceğim zaten. Vallahi şaka. Sen şu an Dubai'ye gitmek için. Yok vallahi. Beni şu an oyalıyorsun, kekliyorsun, diyorsun ki şaka derim. Abim de inanır. Ha tamam şaka yapıyor der. Eve gider, sonra Musa nerede? Aa Musa gitmiş. Abi yemin ediyorum şaka. Vallahi şaka, billahi şaka. O bilet de zaten fake bilet. Yemin et. Yemin ediyorum. Vallahi billahi. Vallahi. Bak sen boş yere yemin, evet. Yemin içen bir insana yok. Değilsin. Bak inanıyorum. Yok vallahi. Vallahi gel öpeceğim. Gel aşkım gel. Yemin et. Vallahi gel. Ay iyi. Ben seni bırakır mıyım? M2 Family'yi bırakır mıyım? Musa benim kanalını bırakır mıyım oğlum? Tabii bırakmazsın. Tamam valla. Bak hak ettim tamam. Niye böyle şakalar yapıyorsun? Oğlum hangi YouTuber'ın aklına gelir böyle video? Kanka bir şey diyeceğim. Şaka mı değil mi Allah aşkına söylesene. Şaka. Bu arada yemin ediyorum rahatladım. Oğlum siz içsiz ben... misiniz? Gitmişsin harbi harbi bilet ayarlamışsınız evet, ya. Evet sahte bilet. Bilet geçerliliği yok fake bilet. Anlattım ya şaka olduğunu rahatladım. Yemin ediyorum ben sizden daha çok geliyorum. Ne oldu biliyor musun? İlk defa bana anlattı. Ben senin normalde seninle konuştuğunu biliyorum. Evde böyle evde diyor ki Ömer arıyor dur cevap verin falan. Hani seninle konuştuğunu sesinizi duyuyorum. Ya diyorum ki normal seni gerçek hayatta tanımıyorum ya. Ya diyorum acaba diyorum kafasını çeldi mi? Musa bir şey mi yapacaklar? Dubai iş adamı nasıl? Vallahi bir de çok şıkla giyinmişsin inandım. Bir de Porsche var falan. Ha evet. O nasıl oldu biliyor musun? Soruları da gördüm. Dedim ki Musa'nın kafasını arabayla mı çeldiler dedim. Bir tane adam geldi yanaştı tamam dedim. Abi dedim ben arka bizimkileri trolleyeceğim dedim. Fotoğraf çekilebilir miyim? Adam koltuğu geriye yasladı, şoför yok gibi. Ben fotoğraf çekilirim. Hepsinizle eğlenin diye. Bu videonun en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Rakiplerim bittiğini düşünürken ben daha yeni başlıyorum.
Mutlu yıllar. Selamünaleyküm. Sizleri çok seviyorum. Gerçekten de sizleri çok seviyorum. Bunu bilin olur mu? Sakın bunu unutmayın.